İyi akşamlar, Güne Bakış'tan merhaba. Yılbaşı gecesi saat 1.30 dolaylarında Kuruçeşme'deki Reyna'ya bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırı sonucunda 39 kişi hayatını kaybetti. En az 50 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Bu saldırıyı sabah saatlerinde IŞİD üstlendi. Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de Reyna Gece Kulübü'nde uzun namlu silahla ateş açarak 39 kişiyi öldüren saldırganın kimliği hala belirlenemedi. Gece saat 1.30 sıralarında taksiyle eğlence mekanına gelen saldırgan önce kapıdaki görevlileri ateş etti, daha sonra ise içeri girerek rastgele ateş açtı. Görgü tanıklarının ifadesine göre 6 şarjör değiştiren saldırgan 180 el ateş etti. Olayın ardından kıyafetlerini değiştiren saldırganın yine bir taksiye binerek uzaklaştığı iddia ediliyor. Saldırıda hayatını kaybedenler: Büşra Kösa, Miyarana Hasanova, Elias Vardine, Navras Monem Süleyman Alassaf, Muhammed Elhot, Yunus Görmek, Altimani Basma Abdurrazak, Ahmet Rahat Isam, Muhammed Ali Azabi, Muhammed Alsarraf, Noura Alomrani, Hatice Karcılar, Mesut Gürbüz, Koray Karakoç, Cendana Kayıp Azabi, Rita Alcami, Mustafa Kaya, Fatih Çakmak, Alcefri Vesam Hüseyin, Ayhan Arık, Şahit Abdülkerem Sanman, Mustafa Sezgin Seyman, Abis Aktar Rızvı, Kuşi Asmino Şah, Kenan Kutluk, Ahmet Alfadul, Mehmet Alfadul, Adelah Suzalı, Mehmet Kerim Akil, Ala Al Muhandis, Rabi El Mustayne, Zineb Aitsi, Burak Yıldız, Bülent Sirvan Osman, Lubna Gaznavi, Layan Nassar, Ahmet Abbaloz. Saldırı ile ilgili soruşturma çerçevesinde bugün öğlen saatlerinde 8 kişi gözaltına alındı. Temmuz ayından bu yana Türkiye'de birçok saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarıyla Kürt siyasal hareketine yakın insanları, turistleri ve en sonda yılbaşında eğlenen insanları hedef aldı. Gökçe, sen bizi biraz bilgilendirebilir misin? Nasıl gelişti bu saldırılar? Burak, aslında IŞİD'in ilk Türkiye'de üstlenerek gerçekleştirdiği eylem 20 Temmuz 2015'te Gaziantep'in Suruç ilçesinde gerçekleştirdiği saldırıydı. Burada Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyeleri Suruç'a bir Kobe'nin yeniden inşası için gitmişlerdi. Amara Kültür Merkezi'nde bir basın açıklaması yaptıkları sırada aralarına giren bir canlı bomba kendini patlatmıştı. Burada 34 kişi hayatını kaybetti, 101 kişi de yaralanmıştı. Saldırının faili Şeyh Abdurrahman Alagöz açıklandı. Daha sonrasında Türkiye tarihinin en büyük saldırısı gerçekleşti 10 Ekim'de Ankara Garı'nda. Evet Burak, dediğin gibi Cumhuriyet tarihinin en kanlı saldırılarından biriydi bu da. DİSK, KESK, TMOB, TTB bileşenlerinden oluşan ve tüm Türkiye'den insanlara yaptıkları çağrıyla Ankara'da bir barış mitingi düzenlemek istemişlerdi. Daha tam yürüyüş başlamadan kortejler, hazırlıklar yapılırken iki canlı bomba, burada özellikle vurgulamak gerekirse, 3 saniye arayla kendini patlattıkları saldırıda 102 kişi hayatını kaybetti. 200'ün üzerinde de yaralı vardı. Bu saldırının ardından yayın yasağı getirilmişti. Hemen ardından yayın yasağı. İlk sanırım yayın yasağıyla da bu saldırıyla tanıştık. Bu saldırının ardından da yayın yasağı gelmişti. Burada yine en dikkat çekici önemli bir özelliği bu saldırının da saldırının faili Yunus Emre Alagöz, Suruç'ta yine saldırıyı gerçekleştiren Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün abisiydi. Hatta zaten bu iki isim için de daha önce emniyette terör suçlamasıyla, terör saldırısı yapabilir gerekçesiyle kayıtlarının olduğu da ortaya çıkmıştı. Onun ardından 10 Ocak saldırısı geliyor ki burada ilk Suruç ve Ankara'ya baktığımızda aslında Kürt siyasal hareketine yakın insanların hedef seçildiğini görebiliyoruz ama Sultanahmet'te iş başka bir boyuta geçti galiba, değil mi? Evet, aynen öyle Burak. Sultanahmet'te doğrudan bir turist kafilesine yönelik bir saldırı gerçekleşmişti. Bugüne kadar hep işte daha dediğin gibi senin de Kürt siyasal hareketi ve daha muhalif kesimlere yönelik saldırılar diğer ikisi ama burada bir
turist kafilesine ilk kez bir saldırı gerçekleşti. IŞİD tarafından saldırı gerçekleştirildi. 13 Alman turist hayatını kaybetti. 14 kişi de yaralanmıştı. Bu saldırıyı da Suriye kökenli Nebil Fadli isimli bir saldırgan gerçekleştirdi. 28 yaşlarında yine kafilenin arasına girerek kendini patlatarak bu saldırıyı gerçekleştirmişti. Yine benzer bir saldırı 19 Mart 2016 İstiklal Caddesi, İstanbul İstiklal Caddesi. Burada da yine bir IŞİD üyesi Mehmet Öztürk isimli bir IŞİD üyesinin yine bir canlı bomba eylemi gerçekleştirdi. Kendisi dahil 5 kişi hayatını kaybetti. Burada da hayatını kaybedenlerin tamamı yabancı uyruklu bir turist kafilesi. 37 kişi de yaralanmıştı burada. Hatta bu saldırının öncesinde Almanya vatandaşlarını uyarmış, hatta diplomatik temsilciliklerini de kapatmıştı. Bu saldırının öncesinde Almanya'nın bu uyarısı ve diplomatik temsilciliklerine bir gün tatil vermesine İstanbul Valiliğinden şöyle bir açıklama gelmişti saldırı gerçekleşmeden önce. Sansasyonel ve gayri ciddi haber ve söylentiler demişti. Ama maalesef o gün bir turist kafilesine yönelik saldırı gerçekleşti. 1 Mayıs 2016'da bu sefer bambaşka Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü'ne olan saldırının yine bambaşka bir hedef seçtiğini görüyoruz değil mi? Evet, aynen öyle Burak. Yani IŞİD'in genelde Türkiye'de şöyle bir algı vardı. Hani güvenlik güçlerine yönelik bir saldırı gerçekleştirebileceği ihtimali pek düşük bulunurdu. Ama 1 Mayıs 2016 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne de bomba yüklü araçla saldırının ardından bu saldırıyı IŞİD'in yaptığı ortaya çıkmıştı. İsmail Güneş isimli bir IŞİD yaptı. İki polis hayatını kaybetti. 19'u polis olmak üzere 23 kişi de yaralanmıştı bu saldırının ardından. Yine 28 Burak, Haziran'a gelirsek evet. O İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısı, yani saldırıları birbirleriyle ölçtürmek hoş bir şey değil ama uluslararası alanda en fazla yankı bulan ve seçildiği hedef olarak da aslında tüm dünya kamuoyunu hedef alan bir saldırı, önemli bir saldırıydı. Evet, aynen dediğin gibi Burak, 28 Haziran İstanbul Havalimanı saldırısı. Burada 3 kişi ve aslında bugüne kadarki yaptıklarından bir tarz değişikliği görüyoruz. Burada yine yani bu bugüne kadarkinden bir tarz değişikliği Reyna saldırısına benzer bir şey. Uzun namlulu silahlarla dış hatlar terminalinde insanların üzerine ateş açtıkları ve daha sonra üzerlerindeki bombayı daha sonra patlattıklarını gördük. Burada 45 kişi hayatını kaybetmişti, 239 kişi yaralanmıştı. Senin dediğin gibi uluslararası kamuoyunda fazlaca yankı buldu. Hatta hemen ardından bir güvenlik zirvesi gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla da. Saldırganların biri Özbek, birinin Kırgız olduğu, birinin de Dağıstan asıllı bir Rus vatandaşı olduğu, hatta bu saldırıyı IŞİD'in İstanbul sorumlusu olduğu iddia edilen Ahmet Çatayev, kendisi Çeçenistan uyruklu, onun planladığı ve emri onun verdiği açıklanmıştı resmi kaynaklar tarafından. Bu kişi de daha sonra 20 Ağustos 2016'da bir Gaziantep'te kına gecesinde bir saldırı gerçekleşti Burak. Burada 52 kişi hayatını kaybetti. Bir sokakta gerçekleşen bir kına gecesiydi akşam saatlerinde. Burada da yine daha çok Kürt vatandaşların. Evet, daha çok Kürt vatandaşların hedef alındığı yine canlı bomba saldırısı. Benzer bir saldırı yine ve bunun da emrini veren Gaziantep IŞİD emiri olduğu iddia edilen Mehmet Kadir Cebel olduğu iddia edilmişti. Bu kişi de 16 Ekim günü evine yapılan baskına polis tarafından vurulduktan sonra evdeki patlayıcıyı infilak ederek öldü. 1 Ocağı gelmeden ben de birkaç ekleme yapmak istiyorum aslında. Seninle de hep burada konuşuyoruz zaten konuklarımızla. 24 Ağustos günü TSK ve ÖSO'nun başlattığı Fırat Kalkanı operasyonu var. 17 Ekim'de IŞİD Karşıtı Koalisyonu'nun başlattığı Musul operasyonu var. Rakka'ya başlatılması planlanan bir operasyon var. Aslında IŞİD'in, yani bu 1 Ocağı gelinen dönemde IŞİD'in toprak kaybı yaşadığını ve IŞİD Karşıtı Koalisyon tarafından baskı altına alındığını, ayrıca da Elbap'ta TSK ve ÖSO'nun da IŞİD'le çok şiddetli çatışmalar yaşadığını ekleyelim. Evet Burak, zaten tüm bu yaşanan süreç senin anlattığın şeylerle aslında çok ilişkili doğrudan diyebiliriz.
En son yaşadığımız IŞİD saldırısı da 1 Ocak 2017 Reyna saldırısı. Ortaköy'de bir eğlence mekanı, çok ünlü bir eğlence mekanı biliyorsun. Orası da yine yabancı uyruklu vatandaşların çok sıklıkla eğlenmeye gittiği mekanlardan biri. Yılbaşı gecesi gerçekleştirildi bu saldırıda. 39 kişi hayatını kaybetti. 65 kişi de şu anda yaralı. Bu sabah edindiğimiz bilgiye göre olayla ilgili 8 kişi gözaltında. Onun dışında yine uzun namlulu silahla bir kişinin içeri girdiği ve doğrudan rastgele ateş ederek insanları öldürdü. 7 dakika kadar. Evet, aralıksız ve 7 dakika kadar. Ve ölenlerin de isimlerini verdik tek tek. Çoğunun Müslüman olduklarını, yani ölen Türk vatandaşlar dışında hayatını kaybedenlerin de Suudi Arabistan, Tunus, Lübnan gibi ülkelerden, Ürdün'den geldiklerini de ekleyelim. Evet Burak. Bunun dışında Burak, haberimizi izledik zaten Reyna saldırısının ayrıntılarıyla ilgili haberimizi. Şunu da belirtelim istersen, bu hazırladığımız IŞİD'in Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili hazırladığımız grafiği Medyascope TV sayfasından izleyicilerimiz ulaşabilirler. Saldırıların ayrıntıları, nerelerde yapıldığına dair bir grafik bu. Medyascope TV'den izleyebilirler. İstersen bugünkü saldırıyla ilgili Ruşen Çakır'ın değerlendirmesine geçelim Burak. Tabii ki. Reyna katliamı ile ilgili IŞİD'in toplumsal fay hatlarını hedef aldığını söyleyen Ruşen Çakır, IŞİD Türkiye'deki hassas kırılganlıklar üzerinden kendine yeni alanlar açma arayışında dedi. Bunun Kobani olayı yaşandığı zaman Kobani'de IŞİD'den yana saf tuttuğunu açık açık söyleyenler olmuştu. Zaten Suruç, Ankara katliamı gibi katliamlar bir anlamda Kobani'nin cevabıydı. Ama bir taraftan da Türkiye'de Kürt hareketinden nefret eden, onu düşman olarak görenlere yönelik bir propaganda faaliyetiydi. Şimdi de bir yaşam tarzından hoşlanmayan, nefret eden ve bunun hatta yasaklanmasını, engellenmesini düşünen kesimlere yönelik bir propaganda faaliyet. Bu propagandanın etkili olup olmayacağı birçok faktöre bağlı. Öncelikle devletin bu konuda ne yaptığını, nasıl bir duruş sergilediğine bağlı ki şu ana kadar devletin bu saldırı karşısında olağanüstü, değişik, farklı bir tutum aldığını görmedik. Daha önceki saldırılarda ne olduysa aynısı oldu. İşte Cumhurbaşkanı, Vali, Emniyet Müdürü'nü, İçişleri Bakanı'nı arıyor. Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi yapılıyor vesaire vesaire. Ama onun dışında ek olarak bir siyasi mesaj, bir toplumda tüm toplumu kucaklayacak şekilde bir dayanışma çağrısı pek olmuyor, olacağı da benzemiyor. Topluma baktığımız zaman da toplumun içerisinde de o kamplaşmanın bütün bu olaylarda birebir yaşandığını görüyoruz. Burada çok sert bir şekilde bu saldırıya karşı tavır alanlar ama öte yandan tutuk davrananlar, çok görmezden gelenler vesaire. Ve Türkiye burada da yine bu saldırıda da bir araya gelmedi, geleceğe benzemiyor. Dolayısıyla IŞİD'in Türkiye'yi kendisine bir savaş alanı olarak seçtiği, bunun bir boyutunu tabii ki Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki müdahalelerinin önüne geçmek, onlara misilleme yapmak boyutu olmakla beraber ama esas önemli boyutu Türkiye'yi Irak ve Suriye'den sonra ki Arap dünyasının birçok bölgesine ve Afrika'da bunu yaptılar. Türkiye'yi de bir savaş alanına dönüştürmek, kendi örgütlenme alanına dönüştürmek istiyor. Bunu artık kabul etmek lazım. IŞİD için Türkiye öteden beri öyleydi. Öteden beri öyleydi ve şimdi bu konuda bir hamleye giriştiğini görmek lazım. Ben böyle düşünüyorum. Bu anlamda bir yeni safha. IŞİD için Türkiye gerçekten şimdi gerçek anlamıyla üzerinde her türlü operasyonu yapmak isteyebileceği bir yere dönüşmüş durumda. Daha önce IŞİD'in Beyoğlu'nda, Sultanahmet'te yaptığı saldırılar ya da Atatürk Havalimanı'na yaptığı saldırılar da IŞİD'in tüm Türkiye'ye turizme yönelik bir saldırı yaptığını görmüştük. Bu da Reyna saldırısının da turizme yönelik olma boyutu çok ciddi bir şekilde var. Ama dediğim gibi buradaki yaşam tarzı meselesi IŞİD'in Türkiye'deki hassas kırılganlıklar üzerinden kendine yeni alanlar açma arayışını
bize ciddi bir şekilde gösteriyor. Güne Bakış'ta bu akşamki konuğumuz Profesör Levent Köker. Kendisi bize Amerika'dan Skype'la bağlanıyor. Levent Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Malum Reyna saldırısıyla, üzücü saldırıyla başladık. Şimdi evet, sağ olsun. AK Parti ile MHP'nin vardığı uzlaşma sonucunda Anayasa Komisyonu'na getirilen ve 21 maddeden 18 maddeye düşen anayasa değişikliği teklifini konuşacağız sizinle. Bunun tabii ilk haliyle, yani 21 maddelik haliyle 18 maddelik hali arasındaki temel farklar nedir? Şimdi bu metnin ilk halini ben resmi olarak görmüş bulunuyorum. Ama komisyonda kabul edildiği biçimiyle metni görmem maalesef mümkün olmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayfasında ilk halim metnin hala mevcut. Fakat komisyondan geçmiş haliyle metni resmi olarak görmem mümkün olmadı. Fakat basından ayrıntılı olarak takip etmeye çalıştım ve anladığım kadarıyla çok büyük bir değişiklik görünmüyor özüne ilişkin teklifin. Dolayısıyla mümkün olduğu mertebe ilk orijinal halini korumuş görünüyor komisyon. Peki Levent Bey, şunu sormak istiyoruz. Bundan sonra komisyondan geçtikten sonra Meclis Genel Kurulu'na gidecek referanduma kadar, olası referanduma kadar süreç nasıl işleyecek? Yani genel kuruldaki oylamalar vesaire nasıl devam edecek? Genel kurulda tabii maddeler ve teklifin üzerinde, tümü üzerinde görüşmeler yapılacak. Ondan sonra oylama yapılacak. Bildiğim kadarıyla iki ayrı oylama yapılacak. Hem maddeler üzerinde tek tek oylama yapılacak, hem teklifin tümü üzerinde oylamalar yapılacak ve bu iki oylama şeklinde olacak. Ve sonuçta işte MHP ve AKP'nin birlikte teklifi diyoruz ama burada da enteresan bir şey var. Teklifi meclise, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sadece Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri imzalayarak sundular. O yüzden teklif resmen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin malıdır. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir imzası yok orada. Dolayısıyla mutabakatı biz görüntüde, medya önünde, işte Sayın Bahçeli ile Başbakan'ın, Cumhurbaşkanı'nın görüşmeleri üzerinden böyle bir mutabakat olduğunu biliyoruz ama bu mutabakatı teklif edilen metinde görmüyoruz. 316 imza var ve 316 imzanın hepsi Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili. Hiçbir Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilinin bu teklifin altında imzası yok bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla teklif resmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğu biçimiyle aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin teklifi. O yüzden genel kurulda ne olur? Yeterli oyu alır mı, almaz mı? Tabii bunlar her zaman sürpriz olabilecek konular. Fakat 316'ya MHP'nin de sayısını eklerseniz 356 gibi bir rakama ulaşıyoruz. Bu da referandum şartı olmak kaydıyla anayasa değişikliği için yeterli bir sayı ama zorunlu olarak referanduma gidecek. Yani 367 ve üzerine çıkması söz konusu değil. Çıksa bile zaten referanduma götürüleceğini de teklif sahibi söylemiş bulunuyorlar ama zaten oraya gelmeyecek galiba. Hatta bazı maddeler belki 330'u bile bulamayabilir geçmişte olduğu üzere. 2010 yılındaki anayasa değişikliklerinde bir iki maddenin başına bu gelmişti biliyorsun. 330'un altında kaldığı için o maddeler düşmüştü. Şimdi ne olacak? Tabii mecliste onu göreceğiz. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na giden teklif referanduma gidecek sonuçta. Anladığımız bu. Kabul edilmesi durumunda 60 gün içinde referanduma, halk onayına sunuluyor değil mi? Evet, evet öyle olması lazım. Yani aslında hızlı bir takvimle de. Referandum takvimini Türkiye Büyük Seçim Yüksek Seçim Kurulu belirleyecek ama 2 ay içinde referandum olması lazım. Şimdi burada daha önce de sizle konuşmuştuk ama bence tekrar olmasında fayda var. Olağanüstü hal koşullarında evet, referanduma gidilmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu olası durumların evet, hepsinin gerçekleşmesi durumunda. Bunun bazı sakıncaları var mı? Şimdi olağanüstü hal devam ederken zaten Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değiştirilmeye kalkılması baştan sakıncalı bana sorarsanız. Buna bir hukuki engel yok. Olağanüstü hal var diye anayasa değişikliği yapılmaz, seçim yapılmaz ya da referandum yapılmaz diye bir hukuki engel yok. Ama siyasi açıdan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda üstelik de çok önemli, yani birazdan konuşacağız herhalde, çok önemli sonuçlar doğurabilecek basit bir anayasa değişikliği olmanın ötesinde aslında teklif sahipleri kabul etmese de bir rejim değişikliği sonucuna kadar Türkiye'yi götürebilecek olan bir
esaslı anayasa değişikliğinden bahsediyoruz ve bu anayasa değişikliğinin doğru dürüst, serbest bir, özgürlükçü bir ortamda tartışılmaksızın çoğulcu bir ortamda oluşturulması söz konusu olamayacak bu şartlar altında ve referanduma da bu şartlar altında gidilmesi. Tabii referanduma kadar belki olağanüstü hal kaldırılır, uygulamalar daha demokratikleştirilebilir filan diye bir umudumuz her şeye rağmen olabilirse de böyle bir ışık görmüyorum ben Türkiye'nin önümüzdeki 6-7 aylık için. Ama belli olmaz. Sayın Başbakan'ın galiba bir sözü vardı. Referanduma doğru olağanüstü hal kaldırılabilir filan diye. Umarım sözlerini hatırlarlar veya Türkiye'nin durumu olağanüstü hali kaldırmaya müsait bir noktaya gelebilir. Bakalım ama olağanüstü hal başlı başına böyle bir teklifin hazırlanması ve sunulması açısından bile sakıncalı olan bir durum zaten. Şimdi haberimizi bir izleyelim, sonra sizinle daha detaylı bir şekilde konuşalım istiyoruz bu teklifi. MHP ile varılan uzlaşma sonrası AK Parti'nin meclise getirdiği 21 maddelik anayasa değişikliği teklifi Anayasa Komisyonu'ndan 9 günde 18 madde indirilerek geçirildi. Cumhurbaşkanı'na meclisi feshetme yetkisi gibi çok geniş yetkiler veren taslığın yarın Meclis Genel Kurulu'nda olması bekleniyor. 21 Aralık'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan anayasa değişiklik teklifi 30 Aralık'ta tamamlandı. 21 maddelik teklifle başlayan görüşmeler 3 madde iptal edilirken bazı maddelerde de değişiklik yapılarak 18 maddeyle kabul edildi. Salı günden başlayan çalışmalar... Anayasa görüşmelerinin yarın TBMM Genel Kurulu'nda başlaması öngörülüyor. Genel Kurul'da öncelikli olarak teklifin tamamı, ardından 18 madde ayrı ayrı oylanacak. 2 gün sonra başlayacak ikinci tur görüşmelerde ise maddeler ayrı ayrı değil, sadece değişikliği içeren 18 madde oylanacak. Daha sonra tümünün üzerinde yapılacak oylamayla süreç tamamlanacak. 60 günlük süre daha buna ilave edebilirsiniz. Yani bütün her şey yolunda giderse... Teklif 330 milletvekili oyu bulursa, Cumhurbaşkanı onayından sonra 60 gün içinde referanduma gidilecek. AK Parti, teklif 367 oy ile TBMM'de kabul edilse dahi referanduma gidileceğini açıklamıştı. Evet, Güne Bakış Anayasa Profesörü Levent Köker'le devam ediyor. Levent Bey, isterseniz şöyle devam edelim. Şimdi bu yeni teklifte Bakanlar Kurulu yok, Başbakan yok ve Cumhurbaşkanı'na kararname çıkarma yetkisi veriliyor. Bu ne anlama geliyor? Şimdi teklife baktığımız zaman eğer teklif gerçekleşirse Türkiye Cumhuriyeti çok uzun bir geçmişten beri tecrübe ettiği bir hükümet sisteminden tamamen farklı bir sisteme geçmiş oluyor. Yani çok uzun zamandan beri tecrübe ettiği derken de şunu kastediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden önce işte Osmanlı Meclisi vardı. Yani 1909'dan beri Türkiye meclis içinden çıkan ve meclise karşı sorumlu olan bir hükümet tarafından idare ediliyor. Şimdi bu değişiklikler birlikte hükümet sadece bir kişi haline getiriliyor. O da Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığı makamı bugünkü mevcut anayasadaki bakanlar kurulunun yerine geçiyor. Yani başbakan ve bakanlar ortadan kalkıyor. Onun yerine Cumhurbaşkanı tek kişi olarak icra organı eski tabirle, yani yürütme organı oluyor ve bu yürütme organı doğrudan Türkiye'deki seçmenler tarafından seçiliyor. Yani Türkiye halkı belli dönemde işte 4 yılda 5 yılda bir Cumhurbaşkanı seçiyor. Cumhurbaşkanı yürütme organı olarak görev yapıyor. Meclis ise yasama organı olarak görev yapacak. Bundan sonraki öngörülen sistem bu. Bu sistemin anahtarlarından bir tanesi de Cumhurbaşkanı'na bu icra organı olması hasebiyle verilen kararname çıkarma yetkisi. Bu kararname çıkarma yetkisiyle ilgili mevcut teklifte hem kendi içinde hem anayasanın değiştirilmeyen maddeleri, çünkü bu teklif anayasanın bütün maddelerini değiştirmiyor. Bazı maddelerini değiştiriyor, bazı maddelerini bırakıyor. Dolayısıyla anayasanın kendi içinde de sorunlar yaratacak bir şekilde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi diye bir yeni müessese getirilmiş oluyor. Burada çok çeşitli sorunlar var. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin niteliği. Bu kararnameler, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri anayasa değişikliği teklifine göre
iki delik taşıyabilir benim görebildiğim kadarıyla. Bunlardan bir tanesi şimdiki Bakanlar Kurulu'nun yaptığı kararnameler gibi kararnameler. Yani nedir bunlar? Atama kararnameleri. Bu anayasa değişikliği teklifine göre Cumhurbaşkanı yürütme organı olarak bütün üst düzey bürokratları atama yetkisine sahip. Bu atama kararnameleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak yapılacak bundan sonra bu değişiklik geçerse. Bu kararnameler atama kararnamesi yani idari tasarruf niteliğinde. Dolayısıyla bunların denetimi nasıl olacak diye sorarsanız meclis devreden çıkarılmış olduğu için idari yargı söz konusu olacak. Fakat Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin asıl öbür tarafı, ikinci niteliğini öne çıkaran bir tipple karşı karşıya. Burada da Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kanun hükmünde kararname yerini alıyor bugünkü sistemde. Asıl bu teklifin önemli yanlarından bir tanesi bu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yasama faaliyeti yerine geçiyor artık. Veya Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama yetkisini paylaşmış oluyor. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi bir konuda kanun çıkartmamışsa bu konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabilir. Veya anayasa bir konuda ancak kanunla düzenlenebilir diye bir hüküm koymamışsa o zaman Cumhurbaşkanlığı bir kararname ile bunu düzenleyebilir. Şöyle söyleyeyim kısacası, Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun yapmadığı bütün alanlarda ve anayasanın benim tespit edildiğim kadarıyla 3 maddesinde tespit edilmiş olan ancak kanunla düzenlenir hükmü var. Bunun dışında kalan bütün alanlarda genel olarak bir yasama yetkisine sahip bir konuma getiriliyor. Şimdi bu teklif eğer bu şartıyla gerçekleşirse anayasanın 7. maddesiyle bu teklifte düzenlenen Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yasama yetkisi kullanımı şeklinde ortaya çıkan boyutu arasında bir çelişki olacak. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin kanun niteliği taşıyan tasarrufları anayasanın 7. maddesine aykırı bir düzenleme niteliğinde olacak. Ne diyor anayasanın 7. maddesi? Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir ve bu yetki devredilemez diyor. Şimdi bu maddeyi değiştiriyor mu teklif? Benim bildiğim kadarıyla bu yönde bir değişiklik yok. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte Cumhurbaşkanı'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verdiğiniz zaman yasama yetkisini de Cumhurbaşkanı'na kısmen de olsa devretmiş olur. Dolayısıyla bunu anayasanın 7. maddesine göre yapamazsınız. Ama yapıyorsunuz. Bunu nereden çıkarıyor? Bu görüşme itiraz edilebilir. Çünkü Cumhurbaşkanı kanun yapmıyor, kararname çıkarıyor denebilir. Fakat buradaki kararname kanun hükmünde kararname. Teklifi okuduğunuz zaman bugünkü anayasada kanun hükmünde kararname lafı geçen neresi varsa buradaki kanun hükmünde kararname tabiri çıkarılmış. Yerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi konmuştur. Mesela Anayasa Mahkemesi diyor mevcut anayasamız kanunların ve kanun hükmünde kararnamelerin anayasaya uygunluğunu denetler deniyor. Teklif buradaki kanun hükmünde kararname ifadesini çıkarıyor ve diyor ki Anayasa Mahkemesi kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin anayasaya uygunluğunu denetler. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kanun hükmünde kararname yerine geçmiş oluyor. Peki kanun hükmünde kararnameyi kim çıkarıyor? Bakanlar Kurulu çıkarıyor. İşte Bakanlar Kurulu olmadığı için zaten kanun hükmünde kararnameyi Cumhurbaşkanı çıkarıyor. Fakat buradaki püf noktası şurası. Bugünkü sisteminizde Bakanlar Kurulu'nun kanun hükmünde kararname çıkarması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yetki alması lazım. Bu yetki hangi konularda kanun hükmünde kararname çıkarılacağını belirtecek ve Bakanlar Kurulu'nun kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin süresini belirtecek. Olağan dönemlerde kastediyorum. Sonra Bakanlar Kurulu'nun bu yetki kanununa dayanarak çıkardığı kanun hükmünde kararnameler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulacak. Olağanüstü hal şartlarında, ki bugün o şartlar altındayız, böyle bir yetki kanununa gerek yok. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden olağanüstü durumda böyle bir yetki kanununa gerek olmasa bile çıkarılan kanun hükmünde kararnameler aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulacak. Yani sunuluyor da. Yani olağanüstü halde bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun hükmünde kararnamesi onaylaması şartı var.
Oysa getirilen teklifte Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kanun hükmünde kararnamelerin yerine geçiyor. Bu kararnameleri çıkarma yetkisi genel bir yetki. Ancak bir iki maddesinde anayasanın düzenlenmiş olan konular var. O konularla ilgili kanun hükmünde kararname çıkaramayacak. Ama bunun dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun çıkarmadığı her konuda Cumhurbaşkanı kanun hükmünde kararname benzeri, kanun yerine geçen düzenleyici işlem yapabilecek ve bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onamasına tabi olmayacak. Bu açıkça yürütme organına yasama yetkisi vermek demektir ki bunun hiçbir örneği yok bildiğimiz demokratik sistemlerde. Başkanlık sistemi de buna dahil. Bir de şunu konuşalım isteriz sizinle. Evet, anayasanın 7. maddesine aykırı. Cumhurbaşkanı'nın kamu kurumları ile ilgili kararname çıkarma yetkisi de tekliften çıkarıldı. Bu bir fark yaratır mı? Onun tam ne olduğunu ben bilemiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın kamu kurumları ile ilgili yetkisi bir başka yetki. Yani kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, yani kanun niteliği taşıyan düzenleme yapma yetkisi hiçbir onay ve denetim mekanizması kendi dışında olmaksızın kanun yerine geçen düzenleme yapma yetkisi aynen muhafaza ediliyor. Bildiğim kadarıyla kamu tüzel kişiliği kurma yetkisi de Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Eskiden kanunla ve kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu tüzel kişiliği, bu çok kritik bir yetkidir. Çünkü biliyorsunuz kamu tüzel kişiliği devlet kurumları demek. Yani üniversiteler, RTÜK gibi kurumlardan bahsediyoruz. Hatta yerel yönetimlerden bahsediyoruz. Bu kamu tüzel kişiliği kurma yetkisini Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir dediğimiz zaman Cumhurbaşkanı istediği gibi kamu kurumu düzenleme yetkisine sahip olacak. Zaten Cumhurbaşkanı yürütme organı olduğu için Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısını, bakanlıkların sayısını, bakanlıkların kurulup kaldırılmasını da Cumhurbaşkanı kendi kararnamesiyle yapacak. Biliyorsun bunlar şimdiki düzende bakanlıklar kanunla kurulur, kanunla kaldırılır veya düzenlenir. Bunun yerine geçen bir tasarrufla Cumhurbaşkanı tek taraflı olarak yürütme organı kendisi olduğu için hangi konularda bakanlık kuracağını kendisi karar verecek. Bunun dışında kalan, benim anladığım sizin sorunuzdan, yerel yönetimlerle ilgili, yerel yönetimlerin kendi aralarında birlik oluşturmaları vesaire ile ilgili bir kamu kurumlarıyla ilgili bir yetkisi var Cumhurbaşkanı. O Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil de Cumhurbaşkanı'nın izniyle ve kanunla düzenlenir deniliyor şimdiki halinde. Çıkarıldı dediğiniz yetki zannederim buna ilişkin. Yoksa kamu tüzel kişiliği kurma yetkisi hala Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bağlanmış olan bir yetki. Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kamu kurumu kurulabilir. Kurulabilir olduğuna göre kapatılabilir de. Buradan o sonucu da çıkartmamız lazım. Yani dediğim gibi bu eğer bu şekilde meclisten de genel kuruldan da geçerse ve referandumda da kabul edilirse Cumhurbaşkanı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanında ikinci bir yasama organı gibi davranma yetkisi veriyor. Yasama yetkisi veriyor. Bu anayasanın 7. maddesi değiştirilmeden bir daha olacak bir şey değil. Olursa da yürütme organına yasama yetkisi vermek gibi bir metinle doğuracağı için hem ne bizim tarihimizde gördüğümüz, bildiğimiz bir şey ne de demokratik herhangi bir başka sistemde görülen, bilinen, duyulmuş bir şey değil. Başkanlık sistemi zaten böyle bir sistem dedik ve böyle savunulmuyordu. Hatırlayacak olursanız kuvvetler ayrılığı gelecek, yasamayla yürütme daha kesin hatlarla birbirinden ayrılacaktı ve yasamanın etkili olma imkanı daha da artacaktı. Yasama organı yürütmeyi daha etkin denetleyecek filan deniyordu değil mi? Savunanlar böyle söylüyorlardı. Oysa burada tam tersi oluyor. Yasama organının, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yürütme organı üzerindeki denetim yetkisi de son derece kısıtlanıyor. Ayrıca hiçbir onay mekanizması da bulunmuyor. Yani Cumhurbaşkanı istediği atamaları istediği gibi yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiçbir söz söyleme yetkisi olmayacak. Biliyorsunuz başkanlık sistemi ile yönetilen ülkelerde başkanın yaptığı üst düzey bürokrat atamaları, bunlar yargıçlar olabilir ki biliyoruz bu teklifte hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yarısından başlayarak işte Anayasa Mahkemesi üyelerine kadar
Cumhurbaşkanı'nın pek çok üst düzey zaten atama yetkileri var. Hem yargıyla hem genel olarak idari organlarla ilgili. Fakat bunların hiçbiri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına tabi olarak düzenlenmemiş. Böyle bir atama yetkisi de başkanlık sistemlerinde bildiğimiz bir şey değil. Yani Cumhurbaşkanı ya da devlet başkanı bir yüksek bürokratı atamaya kalktığı zaman bunu örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde senato kim atanacaksa bu onaylıyor. Onaylamadan önce atanması istenen kişiyi icabında gerek duyarsa çağırıyor, dinliyor, nasıl bir adam olduğuna bakıyor, kamuoyunu tartışıyor. Ondan sonra Cumhurbaşkanı bazen problem de çıkıyor ve Amerikan Başkanı atamak istediği diyelim bakanların ataması da keza böyle. Yani Adalet Bakanı'nın atanmasında, Dışişleri Bakanı'nın atanmasında filan da senatonun onayı gerekiyor. Yani istediği gibi bakanlığı kuracak, istediği gibi bakanları kendisi belirleyecek. Bunu tabii şundan da ayırt ederek bu eleştirilerimi söylemek isterim. Yani şu anda görev olan Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili değil bu eleştiriler. Bu bir sistem değişikliği olduğuna göre Cumhurbaşkanı bundan sonra kim olursa olsun Cumhurbaşkanı'nın şahsıyla ilgili değil ama Cumhurbaşkanlığı makamındaki bu yetkileri kullanacak olan kişinin hiçbir denge ve denetim mekanizmasına tabi olmadan bu yetkileri kullanabilecek olmasının sakıncalarından bahsediyorum. Yasama yetkisi verilmesinin anayasaya kendi için aykırılık oluşturacağı meselesi. O da ayrı bir önemli boyut. Önce en önemli boyutlardan birisi de o olması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda dikkatli olması lazım. Yani anayasanın kendi içinde aykırılık yaratan maddeler, çelişki yaratan maddeler bulunmaması gerek. Tabii değinmek istediğim başka bir husus daha var ama... Pek zamanımız kalmadı maalesef. Ama galiba bu tartışmalar devam ettikçe sizinle sık sık böyle yayınlar yapacağız Levent Bey. Şimdi bir hususu söyleyeyim isterseniz. Tabii buyurun. Çok kısaca Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle sosyal ve ekonomik hakların düzenlenebileceği anlamı çıkan bir madde var teklifte. Eğer bu madde aynen yasalaşırsa temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlandırılabilir şeklindeki 13. madde hükmüne de aykırı olan kendi içinde çelişkili bir hüküm taşıyor. Bu kimsenin dikkatini çekti mi çekmediğini bilmiyorum ama komisyondan da bu haliyle geçtiğini tahmin ediyorum. Genel olarak temel haklar ve ödevler ancak kanunla sınırlandırılabilir. Ama teklif 3. bölümde temel haklar ve ödevler başlıklı 2. kısmın 3. bölümünde yer alan sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler başlığı altında yer alan hükümlerin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenebileceği yolunda bir düzenleme getiriyor. Bu da teklifin kendi içinde kendisine aykırı bir durum yaratmış oluyor. Onu da eklemek lazım. Çok teşekkür ederiz Levent Bey. Ayrıntılı olarak teklifin ne anlama geldiğini izleyicilerimiz ve bizimle paylaştınız. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Kolay gelsin. Irak ordusunun IŞİD'e karşı Musul'da 17 Ekim'den bu yana sürdürdüğü operasyon devam ediyor. Irak ordusu Doğu Musul'un %60'ının ele geçirildiğini açıkladı. Irak ordusu, antiterör birimi komutanı Korgeneral Abdülvahap Sade, Doğu Musul'un %60'ının ele geçirildiğini duyurdu. Sade, çatışmaların yoğunlaştığı mahallelerde savaştıkları IŞİD üyelerinin de büyük mücadele verdiğini söyledi. Açıklamaya göre evden eve, mahalleden mahalleye süren çatışmalarda IŞİD, keskin nişancılar, intihar bombacıları ve bu bir tuzakları kullanıyor. 17 Ekim'den bu yana süren operasyonda Perşembe günü ikinci aşama başlamıştı. Irak'ın en büyük ikinci şehri olan Musul'da halen çok sayıda sivilin yaşaması operasyonun yavaşlamasına sebep oluyor. Irak ordusu şu ana kadar IŞİD'in kontrolünde tuttuğu Batı Musul'a ise henüz girebilmiş değil. Oysa Irak Başbakanı Haydar Abadi, Musul operasyonunun 2016 tamamlanmadan biteceğini iddia etmişti. Bağdat'ta patlayıcı yüklü araçla intihar saldırısı gerçekleşti. En az 51 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde Elbap civarında 111 IŞİD hedefini vurduğunu, 22 teröristin de öldürüldüğünü açıkladı. Öte yandan IŞİD'in havan topu saldırısı sonucunda bir uzman çavuş ağır yaralandı.
24 Ağustos'tan bu yana süren Fırat Kalkanı operasyonunda hava kuvvetlerine bağlı uçaklar 111 IŞİD hedefini vurdu. 22 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ayrıca Rusya Federasyonu'na ait uçakların Elbap civarında IŞİD unsurlarına saldırıda bulunduğunu da duyurdu. Elbap'taki çatışmalarda IŞİD üyelerinin havan mermisi saldırısı sonucunda ağır yaralanan uzman çavuş Serdar Çetin, Gaziantep'te tedavi altına alındı. Öte yandan Rus Sputnik haber ajansına konuşan bir ÖSO komutanı, Halep'ten tahliye edilen 5000 ÖSO savaşçısının Fırat Kalkanı operasyonuna katılacağını iddia etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni yıl konuşmasında Almanya'yı bekleyen en büyük tehlikenin İslamcı terör olduğunu söyledi. Merkel, Alman televizyonlarında yayınlanan konuşmasında 2016 yılı acı imtihanlarla geçti. Derken bu imtihanlardan en önemlisini ise İslamcı terör olarak niteledi. Başbakan Merkel, Almanya'ya sığınacak bir yer bulma amacıyla gelen insanların terör eylemi gerçekleştirmesinin ise özellikle acı verici ve rahatsız edici olduğunu söyledi. Mitten in unserem Land an, in Würzburg, in Ansbach. Merkel, tüm eleştirilere rağmen ülkesinin kapılarını mültecilere açma kararının arkasında durduğunu da belirtti. Suriye'de bombalanmış kentlerin görüntülerine baktığımızda kararımızın ne kadar önemli ve doğru olduğunu görüyoruz şeklinde konuşan Merkel, tüm vatandaşları teröre ve nefrete insanlık ve birliktelik ruhuyla karşı çıkmaya çağırdı. Türkiye'nin en yaşlı olimpik sporcusu ve Bisiklet Federasyonu eski başkanı Talat Tunçalp 101 yaşında hayatını kaybetti. 1 Ekim 1915 tarihinde İstanbul'da doğan Talat Tunçalp bisiklet sporuna Ankara'da başladı. 1933-1938 yılları arasında Türkiye şampiyonluğunu elinde tuttu. 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda 100 kilometre yol yarışında 8. olarak önemli bir başarıya imza atan Tunçalp, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'na da katıldı. Tunçalp, sporculuk yaşamını noktaladıktan sonra 1943 yılından itibaren Bisiklet Federasyonu'nda görev aldı ve 1954-68 yılları arasında Bisiklet Federasyonu Başkanlığı yaptı. Başkanlığı sırasında Marmara Turu adı altında koşulmaya başlayan ve bu yıl World Tour takvimine eklenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk düzenleyicisi oldu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin 1922 sicil sayılı üyesi olan Talat Tunçalp'e geçtiğimiz yıl Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından onur ödülü verilmişti. Küresel ticari düzenlemelerle başı dertte olan teknoloji devleri Facebook, Amazon ve Google şirketleri önümüzde 2 yıl Avrupa'da büyük sorunlar yaşayacak gibi görünüyor. Facebook, Google ve Amazon gibi Amerikan teknoloji devleri için 2016 hiç kolay bir yıl olmadı. 2017 yılında ise daha beter olacağı benziyor. Avrupa pazarı 500 milyon tüketicisiyle birlikte bu şirketlerin uluslararası marketteki en büyük pazar ağını oluşturuyor. Lisbon'dan Ljubljana'ya kadar birçok insan sıklıkla yeteri kadar hizmet alamadığından şikayet ediyor. YouTube'dan Vimeo, Amazon'dan ürün ve Twitter'dan yeterli hizmet alamadıklarından yakınıyorlar. Bu sorunlar 2016 yılında birçok kez bu şirketlerin mahkeme karşısına çıkması ile son buldu. İlk olarak 2016 yılında Apple'dan 13 milyar euro vergiyi İrlanda hükümetine ödenmesi istendi. Sonrasında Google haksız bir şekilde kendi teknoloji yan ürünlerini ve servislerini diğer rakip servislerden daha çok öne çıkarmakla suçlandı. Uber taşıma ve ulaşım şirketi de bölgedeki ulaşım rezervasyonları işlemlerinden men edildi. Tüm bu suçlamaları şirketler reddetmekte. 2016 yılı boyunca bu davaların açılma süreciyle boğuşan teknoloji devleri, önümüzdeki 12 ay boyunca bu davaların uzun soluklu kararlarının sonucuna katlanacağı benziyor. Bu davaları kaybettikleri takdirde Silikon Vadisi şirketleri yalnız Avrupa'da değil, başka yerlerde de çalışma politikalarını değiştirmeye zorlanabilirler. İngiltere Premier Lig'de Arsenal evinde Crystal Palace'ı konuk etti. Maça Fransız yıldız Olivier Giroud'un şık golü damga vurdu. Şimdi ekranlarınıza bu güzel golü getiriyoruz. Sanchez. Behind Giroud! He's come up with it! The
scorpion touch. Olivier Giroud. When you saw Mkhitaryan do it, you say we'd never see it again. But this is the Premier League. Inspiration, invention. And having missed a straightforward chance early on, what about this? You just taken my commentary line out of the man. You never thought you'd see something like this again. Actually looked probably, but it's higher, it's more difficult probably than Mkhitaryan's. Mkhitaryan's was incredible. This is frightening. Oh my gosh, what is that? Instinctive, you'd have to say it's brilliant. Giroud is fantastic at getting across the near post. He doesn't normally finish them like that, but that is absolutely incredible. What a goal. Palace stung by the scorpion, applied by Olivier Giroud. You'll never get tired of seeing it, whatever the angle. He won't. It's on his personal DVD for the rest of his life. Medyaskop TV yayını 21.30'da kültür tarih sohbetleriyle devam ediyor. Cengiz Özdemir ve Ozan Sağgöz'ün konukları Mehmet Ali Çalışkan. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.